Çok şıksınız bu arada. Evet. Kilo verince bazı faydalar sağlanıyor tabii. Artık hangi müesseseye gidersen git, giyindiğin elbiseler üstüne bedenen tam uyuyor. Eskiden öyle değildik. Eskiden mesela bedenimizi söylüyorduk. Ancak diktirmek zorundaydık. Olmuyordu. Şimdi o mutluluğu da yaşıyoruz hayırlısı. Peki yenge bir şey diyor mu abi? İyice şık giyinmeye başladım. Şimdi evet, orada bir sorun var işte. Fadime yengeniz işte 6. torun geliyor. Ben onunla artık anneanne dedi, babaanne dedi durumunu yaşadığım için ufak tefek de tabii kıskançlıklar oluyor. Kocam biraz daha güzelleşti, biraz daha kilo verdi diye. Onun için evden çıkartmıyor beni herkes. Sevgili Ahmet Selçuk İlkan abimizin, o çok önemli bir şahsiyet. Yıllardan beri hepimize olan desteğinden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Bu şarkının haricinde ben yaklaşık 32-33 yıldan beri çok eserlerini paylaştım, yorumladım kendi albümlerinde. Değerli seslerle, değerli sanatçı arkadaşlarımla, ses sanatçısı arkadaşlarımızla 40 ses 40 şarkı bir albüm yaptı sevgili Polat Yağcı yönetiminde. Vallahi çok iyi oldu, hoşumuza gitti, repertuar çok iyi. Ben de yıllar önce kendilerini hayranlıkla hem izliyordum hem dinliyordum. Gençliğimin idolüydü, rahmetle anıyorum kendisi. Sevgili Ferdi Özben'den dinlediğim bir şarkıydı. Seninle Aşkımız Eski Bir Roman adlı şarkıyı seslendirdim. Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Çok güzel gidiyor. Hayırlısı olsun. Peki sizle bir gün çıkartır mısınız? Sanatçı dostlarımızla beraber sizin şarkılarınızı söyleyeyim. Evet, ben biraz daha yaşlanayım işte, onu bekliyorum. Daha çok genç olduğum için. Zaman... Zayıfladınız daha çok artık genç. Yalnız şu var tabii arkadaşlar. Ben 33-34 yıldan beri çok değerli eserleri, yani güfte sahiplerinin, beste sahiplerinin tapularını seslendirdim. Kendilerine ait olan şarkıları seslendirdim. Ama o şarkılar hep kendi üstüme bir kıyafet gibi oturdu. Allah razı olsun. Benden başka da kendi şarkılarımı çok isim vermeden diğer sanatçı arkadaşlarımız seslendirmedi. Ama belki böyle bir proje olabilir. Yalnız bu söz verdiğimiz gibi bu yakın bir zamanda çıkacak olan benim eski şarkılarımdan 6 şarkı, sevgili Hakan Altun'a ait olan eski şarkıları ben seslendireceğim. Benimkilerini Hakan Altun seslendirecek. Öyle bir iki abi kardeş diyaloğu olacak. Ondan sonra da zaten kendi sıfır eserlerimle kendi albümüm çıkacak. Bahara girmeden hayırlısıyla. Ya, farkındaysanız 15-20 yıllık şarkıları dinliyoruz hala. Onların yenilenmesi, onların yeni aranje durumları bilmem ne. Yeni yeni eserler üretmek lazım. Yeni yeni sesler de kazanmak lazım. Son dönemde yani yine eski şarkıları dinliyoruz ama bir tanesini takip ediyorum tabii. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Aynen. Belki onu soracaksınız bana ama Aydın Kurdoğlu diye bir Aydın. Ya Aydın'ı tanırım da Aydın hakikaten iyi bir sesi ya. Aynen. Ya gerçek bazı iyi ses olmasa yani ayıp. Yok tutmaz ya. Hem tutmazdı hem de çok disiplinli gidiyor. Ayrıca hakikaten iyi bir ses olmasaydı çok disipline ve gerçekten profesyonel anlamda koşuyor. Yani müsaade de etmezdim yani. Gerçekten müsaade etmezdim. Öyle bir şey yok. Kirli seslere yer vermeyeceğiz. Hakikaten güzel sesler dinleyeceğiz. Güzel profesyonel çalışmalar olacak. Yani örnek teşkil edecek yaşam alanıyla, toplumun içindeki yeriyle, yanlış şarkı söylemekle de bu işler bitmiyor yani. Ben çocuklarımı da öyle yetiştirdim yani gerçekten ama ben bunu Aydın'a kıyak olsun da demiyorum. Hiçbir kıyağım da yok ona. Her kapıyı kendi haddiyle açtı. Eşek herif çok şey ya, çok çalışkan. Sabahları 7'de yani erken kalkıyor. İşte ben hangi saatte ararsam hep stüdyolarda, hep çekimlerde. O gruplarını çok iyi çalışma arkadaşlarıyla çok iyi kurmuşlar. Güzel. Biz eskiden öyle değildik yani. Şimdiki gençler daha iyi. Güzel okuyan herkesi dinlerim. Herkesi. Bunda tavır, tarz hiç fark etmiyor. Türk müziği, Türk halk müziği, popüler müzik, işte serbest çalışmalar, bizim yaptığımız tavırdaki şarkılar, albümler, herkesi dinlerim ama iyi okumayanı da arabada yoldayken CD'yi böyle çıkartırım teypten, camdan aşağı atarım. Tabii yol tabiat kirletmesi adına değil de dururum bir çöpe atarım yani. Yeniler yeniler gelecek çok, çünkü okuyan çok önemli akademisyen kardeşlerimiz var. Alaylı, Allah tarafından verilmiş, Allah katından verilmiş çok önemli sesler var, gırtlaklar var. Ahmet'im de işte size bahsettiğim gibi yukarıdan işaret edilerek, fakat içinde o sevgi, o aşk, müzik aşkı yıllardan beri olduğu gibi mücadelesine daha yeni yeni başlayan fakat çok da sevilen, sosyal toplumun içinde, halkın içinde kalben yerini bulan benim çok değerli kardeşim. Bugün
beni kültür merkezinde izlemeye gelince çok mutlu oldum, çok sevindim. Allah razı olsun, ne demek abicim. Severim ben, bir de nasıl biliyor musun? Bir de severim böyle tavırları, böyle hani şarkıyı böyle boş verirsin de okursun ya. Sevgili Ahmet'im de öyle. Biz ama de, yüreğiyle birlikte. Biz de sizin şarkılarınızla büyüdük abi. Canım. İçimiz ısınsın dedik karnı havada. Kurban olurum. İçimiz ısınsın dedik. Çok mutlu ettiniz abicim, ben Allah razı olsun. Başarıların daim olsun. Cengiz abinin de bir şarkısını seslendirirsin. İnşallah. Yaparız, olur öyle şey. Bir düet bile olabilir. Olur inşallah. Tabii kardeşim. Ben zaten olur. Kendi sahnemde en aşağı 3 tane söylüyorum. Takip ediyorum. Tabii ki. Sosyal medyada. Duvardaki takip. Resim. Oh 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 oh. Hain geceler. Aman aman yani aman. Yani onlarla büyüdük. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben malumum ama sen ne kaybettin. Ben hayat sen de ben. Lanet olsun bana seni bu kadar çok. Niye bu kadar sevmişim? Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım. Geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz yanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gün olmadan kırıldı. Senin esecin yorgun yıllar. Önce bir kaç damla yaş gözlerinden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin neydi bu dünya? Çıkırdım sen deliyim. Bacaklarım çözüldü. Yoksa sen, sen değil miydin?